Peki siz ne yaptınız Şerif Bey'e gittikten sonra? Yani bıraktığı notu okuduktan sonra? Mutlu yıllar Şerif. Topladıklarını dağıttım yine. Şerif Bey giriyor hayatıma. Yakıyor, yıkıyor. Sonra da gelip hiçbir şey olmamış gibi düzeltmeye çalışıyor. Bu kadar kolay sanıyor işte. Hala tamir edebileceğini düşünüyor. Mahvettiği, paramparça ettiği hayatımı. Hala affedebileceğimi düşünüyor. Ama ne acıdır ki yaptığı şeylerin farkında bile değil. Bunun mümkün olmadığını mı düşünüyorsunuz? Affedebileceğinizi yani. Yani benim affetmem için unutmam lazım. Olan biten her şeyi, geçmişimi. Ne yapacağınızı düşünerek sıkıştırmayın kendinizi. Zamana bırakın her şeyi. Ben zamandan o kadar umutlu değilim doğrusu. Benim kimseye güvenim kalmadı. Çünkü zaman hep aleyhime işledi. Yaşadığınız onca üzüntüden, sıkıntıdan sonra böyle düşünmeniz çok normal Emine Hanım. Ama göreceksiniz, bunları da aşacağız. Sakın kendinizi bırakmayın. Kendinizle ve sizi üzen her şeyle yüzleşin. Söylemek istediğiniz bir şey varsa yüksek sesle söyleyin. Tutmayın içinizde. Bu size iyi gelecek, göreceksiniz. Sipariştenizi getirdim. Ya kusura bakma, ben müsait değilim. Sen kapının önüne koy, ben birazdan alırım. Tamam, bırakıyorum. Sağ ol. Almanya'daki bir şirkette adı büyük bir yolsuzluğa karışan Ali Yücedağ için Ankara polisi ayaktaydı. Dün operasyon yapıldı ancak Ali Yücedağ kaçtı. Ali Yücedağ'ın Tayfun Ersöz isimli sahte kimlik kullandığı biliniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kullandığı sahte kimlikle bir gece kulübü işlettiği öğrenilen Ali Yücedağ'ın işlettiği kulübe baskın yapıldı. Ancak yakalanamadı. Çalışanlar sorgulanıyor. Açın kapıyı. Hadi aç. Niye bu kadar geç açtınız? Ben ütü yapıyordum da. Ali Yücedağ hakkında konuşmaya geldik. Siz eski eşisiniz sanırım. Evet, eşiyim. Yani eski eşiyim.
Girebilir miyiz? Birkaç soru sorup çıkacağız. Tabii tabii, buyurun. Merak etme canım. Onur Bey gelecek bugün. O doktor mu gelecek yine? O da iyi ezberledi evin yolunu. Ha, yeter ama artık canım. İstemiyorum ben onu bu evde. Rahat edemiyorum. Ne? Meymenetsiz. Oğlum. Küçük bir ağrı saplandı, merak etme, şimdi geçer oğlum. Ben baktım. Emine. Girebilir miyim? Tabii kızım, buyur. Kızım. Oh, börekler, çaylar. Bakıyorum da hayatınız eskisi gibi akıp gidiyor. Ama benim öyle değil, biliyor musunuz? Kızım. Hani konuşmak istiyordunuz ya, buyurun geldim işte, konuşalım. Yalnız işte benim söylemek istediğim çok şey var. Yani içimde çok şey var. Hangisinden başlasam bilmiyorum. Kızım, önce bir otur. Ben seni annem bildim. Senin de babam. Sen de benim sevdiğim adam. Uğruna bütün hayatımı gözden çıkardım. Ben size bir şey olmasın diye, üzülmeyin diye Kenan pisliğine katlandım onca zaman. Niçinmiş? Hı? Beni sırtından vurun diye mi? Ben kimseye güvenemeyecek miyim ya? Sizin canınız yanmasın diye benim de gizlediğim şeyler oldu. Ama kimse, kimse sizin kadar yakmadı canımı. Kızım, bak, bizim derdimiz seni kandırmak değildi. Ama kandırdınız. Hayatımda en çok güvendiğim insanlar, annem, babam bildiğim siz, kimsenin kandırmadığı kadar kötü kandırdınız beni. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Hı? Neden ya? Kızım. İçimde böyle taşıyorum sanki. Giderek daha da ağırlaşıyor. Ya, unutmaya çalışıyorum, olmuyor. Denedim, geçmiyor. Yapma, ne olur. Ne tesellim kaldı, ne çarem. Sizler beni yıkıp geçtiniz. İlaç da alıyorum, psikiyatra da gidiyorum. Ama olmuyor. Geçmiyor işte, unutamıyorum. Emine, güzel kızım. Sakın, sakın kızım demeyin bana. Size bunu daha önce de söyledim. Kafanıza iyice yazın. Siz benim hiçbir şeyim değilsiniz artık. Ben ne yaptım ya? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Ne yaptım? Düşünüyorum. Nerede ne hata yaptım diye düşünüyorum ama hiçbir sebep bulamıyorum. Ben sizi sevmekten başka, size güvenmekten başka ne yaptım? En son ne zaman görmüştünüz Ali İzzet'i? Yani 3 ayı geçiyor galiba. Kızını görmeye gelmişti. Kızınız sizde kalıyor yani? Evet. Ne oldu? Siz niye arıyorsunuz Ali'yi? Bilmiyor musunuz? Uzun zamandır kaçak. Yo, hayır bilmiyordum. Yani bize bir şey söylemedi. Biz boşanalı çok oluyor zaten. Ben yurt dışına çıktı diye duymuştum. Ara sıra kızını görmeye geliyordu. Ama uzun zamandır onun için de gelmiyor.
Şu kadere bak ya. Kendi hayatını sonlandırdın. Benim hayatımı kurtaracaksın Ahmet kardeş. Hadi bakalım Ali Efendi. Daha ne kadar çalıntı hayatlar yaşayacaksın acaba? Emine. Hele sen. Sen ne cüretle hala senin için ölürüm dersin ya. Bunun için bile yer yoksan hayatında, duydun mu beni? Emine. Yavrum. Haklısın. Bak biz çok hata yaptık. Ama inan elimizden bir şey gelmedi. Kızım. Senin kötülüğünü ister miyiz hiç? Babamla olan çok söylediler. Ama vazgeçiremediler. Ben dinlemedim. Onlara kızma. Tek hatalı benim. Kızım bak. Senden vazgeçmediyse... nefret ettiğinden mi? İnat için mi? Yok be kızım. Sevdiği için. Sizin sevdanız çok büyüktü. Sen benim her şeyimsin. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Benim o halimden faydalanıp ırzıma geçtiğin günden beri hiçbir şeyim değilsin. Yavrum sakin ol. Olamam. Mazereti yok çünkü bunun. Siz benim hayatımı, sevgimi, güvendiğim her şeyi yıkıp geçtiniz, sakin falan olamam ben. Sevgiymiş, aşkmış hepsi yalan. İnsan sevdiğini mağdur etmez. Kandırmaz, zorla kaçırmaz. Senin Kenan Pistin'den ne farkın var? Hı? Ne farkın var? Nerede olduğunu bilmiyorsunuz yani. Yok. Peki siz? Ben de bilmiyorum. Yani geldiğinde konuşmuyoruz zaten. Görüşmelerde gergin geçiyor. Neden? Şeyden yani, evliliğimizle ilgili. Kıskanıyor mu ne? Bir de çocuğumu size bırakmayacağım deyip duruyor. Yani gerginlik ondan. Anlıyorum. Merkez 55-30. 55-30 dinlemede. Eşkıyale uygun biri ölü bulunmuş. Kimlik yok. Şahsın başka yakını da yok. Gelip teşhis etmeniz gerekiyor. Tamam. Anlaşıldı, geliyoruz, tamam. Nasıl yani? Ali ölmüş mü? Gebermiştir inşallah. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Sakin ol. Müsaade edin biraz. Tamam canım, bak daha henüz belli değil. Sakin ol lütfen. Tamam. Ne oluyor ya? Polisler niye geldi? Allah kahretsin. Aynı Kenan pisliği gibi zorla sahip olmaktan başka ne yaptın bana? Hı? Kenan da bana ilaç verdi. Uyuttu. Zorla sahip oldu, haberim bile olmadan. Bilin. Bilin ki oğlunuzun neler yaptığını anlayın. Her şeyi bilin ki üst üste ne rezillikler yaşadığımı, nelere sebep olduğunuzu anlayın. Allah'ım. Neler yaşamış böyle. Sakın. Sakın acımayın bana. Sadece anlayın. Beni anlayın yeter. Kenan da aşıktı bana. Seviyorum diyordu. Ama ben istemedim. İlaçla zorla uyutup sahip oldu bana. Senin yaptığının ne farkı var? Hı? Sen de yalanlarınla uyuttun beni. Gözlerimin görmeyişinden faydalandın. Üstelik buna sen sebep oldun. Senin yüzünden karardı dünya. Gelip hayatıma zorla girdin. Hem de istemediğimi bile bile. Ben sana istemiyorum dedikçe sen bir bahane bulup gelip hayatıma zorla girdin. Sen alçaksın, anladın mı? Alçaksın! Alçak! Kızım! Kızım gözünü seveyim. Bırak! Dokunmayın bana. Allah kahretsin hepiniz. Emine! Bırak! Dokunma bana. Sakın.
Alo Murat, benim. Abi neredesin? Vallahi çok merak ettim seni. Koçum neler oluyor ya? Abi sorma ya. Her yerde seni arıyorlar. Dün kulübe baskın yaptılar. Herkesi merkeze çektiler. Saatlerce sorguladılar. Ama merak etme abi. Kimsenin ağzından seninle ilgili tek kelime çıkmadı. Abi gözünü seveyim, dikkatli ol. Ev filan her yer abluk altında. Hiçbir yere çıkma sakın. Dışarıda da bir ekip bekliyor. Tamam, sağ ol Murat. Abi Şehnaz Hanım senin yerine hemen birini getirdi. İşlerle o ilgileniyor. Senin evinde kalıyor. Allah'ın belası kadın. Her şey onun yüzünden başımıza geldi zaten. Abi Şehnaz Hanım ihbar etmediğini söylüyor ama bilmiyorum tabii. O Murat, o! Peki neden abi, neden böyle bir şey yapsın? Ya boş ver, aramızda bir şeyler geçti işte. Neyse Murat, ben sana durumları sormak için aramıştım. Abi işte durum bu. Ortalık karma karışık. Hiç kimseye güvenme, saklan, kaybol. Beni bile izliyorlar ya. Tamam koçum, kapatıyorum ben. Abi numaran gözükmedi. Bir şeye ihtiyacın olursa... Tamam Murat, bir şeye ihtiyacım olursa ararım ben seni. Hadi eyvallah. Bu mevzu daha kapanmadı Şehnaz Hanım. Kapanmadı. Polisler niye hala gitmedi? İlk aylara mı geldiler yoksa? Ne oluyor ya? Komşum, şey, biz hastaneye kadar gidiyoruz da gelen giden olursa. Hayırdır, kötü bir şey yok inşallah. Eski kocamla ilgili bir ceset bulmuş da teşhis etmeye gidiyoruz. Siz üzmeyin kendinizi. Bir yanlışlık vardır herhalde. İnşallah. Hadi buyurun. Mutlaka haber verin, olur mu? Eğer yapabileceğim bir şey olursa. Tamam tamam, veririz. Allah'ım, ne olur Ali olmasın. Yalvarırım Allah'ım, Ali olmasın. Yapma ne olur. Ne söylersen söyle. Beni o adi adamla bir tutma. Sen ondan daha adisin biliyor musun? Gözlerimin görme işinden faydalandın. Üstelik buna sen sebep oldun. Senin yüzünden karardı dünyam. Sonra istemediğimi bile bile gelip hayatıma girdin. Ben seni istemediğimi söyledikçe bir bahane bulup bir şekilde gelip hayatıma girdin. Ya seviyorum diyorsun. İnsan sevdiği kadını bu şekilde incitir mi ya? Ha? Böyle aldatır mı? Söylesene! Aldatır mı? Benim sana azıcık da olsa güvenim vardı. Ama artık gözümde bir hissin. Güvenmeyeceğim bir adamsın. Siz de benim için yoksunuz. Ben sizin sayenizde kimseye güvenmez, inanmaz oldum ya. Kendinizle birlikte beni de öldürdünüz. Mahvettiniz. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun memur bey, buyurun. Şu resimdekini tanıyor musun? Sizin pansiyonla mı kalıyor? Ya bilmiyorum hala. Yani demek ki siz haklıydınız. Yani ben demek ki Erdem'i de kendimi de böyle büyük bir mutsuzluğun onun içine soktum. Ne bileyim, belki de biz hiç mutlu olamayacağız. Demek ki biz mutlu olamayız. Öyle mi işte? Hem de bunca yaşadığımız şeyden sonra. Ama o adam hayatımıza girmeden önce böyle değildi. Allah kahretsin! Ne özelimiz kaldı ne bir şeyimiz. Bu adamın evi yok mu canım? Hani biraz abartmıyor musun? O evdeyken tuvalete bile gidemez oldum. Neyini abartacağım? Tamam, bağırma. Oldu canım. Altı üstü 3-5 hareket.
Onun da neyini yapamıyorsun anlamadım ki. Yatalak mısın sen? Ya tamam ya, lanet olsun, gelmeyecek, tamam mı? Mutlu musun? Beceriksiz. Bir de ben tanışayım bakalım şu Onur Bey'le. İyi günler. Abi ben şey soracaktım. Bu tutuklular nereden getiriliyor? Yani adliyeye tam olarak nereden giriyor bunlar? C kapısından. Sen ne yapacaksın ki? Ben mi? Ya abi hiç sorma, hiç sorma. Benim bir akraba var, mahkemesi var. Ya ben de bunu epeydir göremiyorum. Yani en azından arabadan inerken falan göreyim dedim. Yani uzaktan görürüm falan hesabı. O yüzden soruyorum ben. Vatandaşlar şu kapıdan girer. C kapısından tutuklular getirilir. Ama bazen aynı giriş kullandıkları da olur. Ah biz ne yaptık? Nasıl bu hale getirdik bu kızı biz? Ah Şerif. Ah Şerif, nasıl uyduk aklına? İkna edemedik ki. Etme eyleme. Bu iş değil dedik ama dinleyen kim? Zamanı gelince ben söyleyeceğim. Halledeceğim deyip durdu. Maşallah çok güzel halletti. Kızın hayatı yerle bir oldu. Az kaldı sen canından olacaktın. Biz rezil kepaze olduk. Neye yaradı ha? Neye yaradı? Ne insanlığımız kaldı, ne analığımız, babalığımız. Ölseydim bundan daha iyiydi be. Yolunu Yüzbek. Ne de sizi rezil etmek vardı aklımın ucunda. Sadece onu mutlu etmek. Onunla mutlu olmak istiyordum. Sadece bu. Geç kaldın Şerif. Çok geç. Kız haklı. Rezil olduk. Bu utançla mezara kadar giderim artık ben. Tamam Hikmet. Sen de sakin ol. Yeter artık ya, yeter! Yok, görmedim hiç. Benim mesaim de sabah başladı. Gece gelen misafirlerden de haberim yok. Ama ben zaten sabah listeyi göndermiştim. Tamam, senin yine de gözün açık olsun. Başka bir kimlik kullanıyor. Görürsem öyle birine haber ver hemen. Tamam memur bey, merak etmeyin. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Canım birazdan alacaklar bizi. Ya oysa, ya Ali ise, ulan bu nasıl olur Türker? Sakin ol lütfen. Nasıl sakin olayım ya? Kızım babasız mı kalacak, yetim mi kalacak yavrum? Ya canım daha hiçbir şey belli değil. Lütfen sakin ol. İlkay Hanım, buyurun. Sadece onu mutlu etmek istedim hala. Onunla beraber mutlu olmak istedim. Bitti mi yani? Bu mu? Ben onu mutsuz eden alçağın teki miyim? Hı? Onu kandırarak ondan faydalanan rezil adamın teki miyim yani? Yok yavrum, kendine yüklenme böyle. Ben bu kadar kötü müyüm hala? Ha? Onunla olmak istedim. Sadece her defasında her şeyi silip ona döndüm ben. Bu mu? Bu kadar basit. İyi de oğlum, ben bu şekilde olmamalıydı.
O kadar uyardım seni. Ne yaptın baba, ha? Ne yaptın? Bu kata gelirlerse şuradan gelirler. Tuvaleti nerede peki bu katın? Pencereleri nasıl acaba ya? Gidecek hiçbir yerim yok. Bütün otelleri arıyorlardır şimdi. Ha, bu da bende kaldı, iyi mi? Sahibini bilmiyorum ama belki bu adreste oturanlar biliyordur, tanıyordur. Sana bir faydam dokunmadı Ahmet kardeş. Ama sen rahat uyu. Mektubunu sahibine ulaştıracağım. Ali değilmiş. Allah'ım şükürler olsun. Bak, ben sana söylemiştim. Boşuna üzüldüğünle kaldın. Ne yapayım, elimde değildi ki. Zeynep'in babasız kalmayacağına ben de sevindim. Ama aranıyor. Yakalanacak olursa da yıllarca Zeynep babasını hapiste görmüş olacak. Yaşıyor ya, önemli olan o. Her şeye bir çözüm bulunur nasıl olsa. Oh, ben Zeynep için çok dua etmiştim. Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Demirli burası. Şeyle buradan kaçamaz ki. Allah kahretsin. Almadım uzak ha. Allah'ım ne geçmez zamanmış bu. Ya insan bir arar, bir haber verir. Yoksa ölen Ali mi? Allah'ım ne olur olmasın. Düşüncesi bile korkunç. Allah'ım ne olur. Onur Bey, ya kusura bakmayın, biraz geç haber verdim ama bir sorun çıktı da açıkçası... Merhaba, ben de erken gelmiştim. Aa, Onur Bey? Bir sorun mu var? Yani ben pardon. Gelin sizi eve çıkarayım, iyi görünüyorsunuz. Yok yok, ben eve gitmek istemiyorum. Peki, o zaman gelin benimle biraz hava alalım mı? Hem size de iyi gelir. Yani bilmem ki... İki arkadaş olarak dertleşiriz, olmaz mı? Peki... Nereye gidiyorlar acaba?
Burası. Kusura bakmayın ne olur. Bu ara herkesin sinirleri gergin yani yoksa... Rica ederim. Olur böyle şeyler aile içinde. Yani tabii. Aslında ben de kayınvalidemi anlamaya çalışıyorum. Sonuçta bir yatağa bağlı yaşamak hiç kolay değil. Onun da sinirleri bozuldu, bunaldı. Haklısınız. Onun durumunda biri için çok normal tavırlar bunlar. Ben de dayanmaya çalışıyorum ama nereden ne çıkaracağı hiç belli olmuyor. Ya mesela bugün sizin gelmenizi istemedi. Öyle mi? Evet. Bunu söylemesi pek kolay değil ama... özeli kalmamış, rahatsız oluyormuş. Neyse, sıkmayın canınız. Bakarız çaresine. Kim ki bu? Emine. Biliyordum geleceğini. Hoş geldin evladım. Sen mi tuttun eve? Vallahi emlakçıyla da konuşmuştum. Tutuldu demişti. Kim olduğunu görememiştik. Memnun oldum. Güle güle otur evladım. Sağ olun teyzeciğim. Kusura bakmayın sizinle başınızı ağrıttım. Ne demek canım? Olur öyle şeyler. Arkadaşlar ne gün için? Teşekkür ederim. Ben artık eve gitsem iyi olacak. Ben sizi bırakayım. Hoş geldin diyeceğim ama... Hiç hoş gelmedin baştan söyleyeyim. Biliyorum. Gönül koydun sen bana. Ama çok aradım seni. Çok. Açmadım çünkü konuşmak istemedim. Ama olmuyor böyle de ya. Artık içime ata ata kafayı yiyeceğim çünkü. Hayattan, insanlardan, kendimden nefret ettim ben. Gelip yüzüne söylemek istedim. Hadi gir içeri. Yok yok hayır. Böyle de olmaz ki. Neyse. Hadi dök içini. Dök ki taş bağlamasın kalbim. Söyle kızım. Kızım deme bana. Kimsenin kızı değilim ben. Kimsenin. Keşke şu dağ başında kurda kuşa yem olsaydım da... sana rast gelmeseydim.
Yeniden güvenip yeniden sevmeseydim keşke. Şerife çok üzülüyorum Hikmet. Abla, ta başından doğruyu söyleyecektik Emine'ye. Elden ne gelir ki? İkisi de perişan çocuklar. Ne yapabiliriz ki abla? Bundan sonrası için hayırlı olsun demekten başka elimizden bir şey gelmez. Kendi etti. Kızın hayatını da kendini de mahvetti. Ne olacak böyle Hikmet? Ha? Bırakalım da bu çocuklar kahrolsun öyle mi? Ne olacak? Ya bir ömür böyle mi geçer? Hasta olacak. Vallahi billahi hasta olacak. Vay be. Sen de benim gibi yalnızmışsın be birader. Kimmiş ölen? Merak etme, Ali değilmiş. Oh, çok şükür. Ne adammış arkadaş. Kim ölmediğini duysa kendinden geçiyor. Şey pardon. Ben şimdi saatlerdir haber bekliyorum ya. Duyunca birden tabii. Yok tamam. Ben de seni arayacaktım zaten. Konuşmamız lazım. Geç içeri. Ben sana güvendim ya. Beni kıran, üzen kim varsa gelip sana sığındım. Evini evim bildim. Anne bildim seni. Anne sıcaklığını gördüm ben sende. Dizinin dibinden ayrılmayayım dedim. Kızın olayım dedim. Dedin ya. Ben de seni yavrum bildim. Bağrıma bastım. Madem öyle. İnsan yapar mı bunu kızına? Hı? Emine. Ne desen haklısın. Ama iş bildiğin gibi değil. Ben de iki arada kaldım. Bayram sandığın şeriftir diyeceğim çok oldu ama... Ama baktım ki zaten gözü görmüyor. Zaten saf akıllı. Bana inanmış, güvenmiş. Kandırdım gitti varsın öyle olsun dedin değil mi? Hiç olur mu? Ben sana her şeyi anlattım ya. Kalbim paramparça benim dedim. Şerif gelse bile beni ona verme dedim sana. Hiç mi içine sızlamadı senin? Hı? Hiç mi için sızlamadı beni kandırırken? Yavrum, bak iyi değilsin. Bir hastaneye gidelim. Gerek yok hala. Doktor bir süre ağrılarının olacağını söylemişti. Al oğlum. Abla. Bu kadar ağrıması sence normal mi? Bilemedim ki Hikmet. Ama çok büyük şeyler yaşadı çocuk. Hop hop hop. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? İlacını niye çöpe atıyorsun? İçmedin mi ilacını? Tamam ne olur yalnız kalmak istiyorum. Oğlum, böyle mi cezalandırıyorsun kendini? Ha?
Gözünü seveyim, üzme bizi. Abla, bizi üzdüğü yetmiyor herhalde. Daha çok üzülelim de şurada ölelim istiyor. Çiğdem. Ha oğlum, sen miydin? Ne oldu evladım? İş yerinde canın bir şeye mi sıkıldı? Yok bir şey anne. Neredeydin Çiğdem? Onur Bey gelmedi de bugün. Ben bir yürüyüş yapayım dedim. Hava aldım, iyi geldi. Ya demek öyle. Keşke haber verseydin, beraber dolaşırdık. Ne bileyim, işin vardır diye. Neyse, ben biraz uzanacağım. Kaderimiz devirmiş be birader. Senin de benim gibi kimsen yokmuş belli. Hep aklımdasın. Hep soruyorum acaba bunu niye yaptı diye. Sonra da soruyorum kendime. Peki aynı şeyi sen niye yapamıyorsun diye. Kız. Belki de o beni ayakta tutuyor. Belki o da olmasa ben de çoktan. Gördün sen de. Polis sabah bizi sorguya çekti Ali ile ilgili. Ama biz senden de, Zeynep'in sende kaldığından da bahsetmedik. 3 aydır da Ali'yi görmediğimizi söyledik. Sen de sakın kendini açık etme. Kendi başına iş yapmaya da kalkma sakın. Yalanımız ortaya çıkar yoksa. Ali yüzünden zaten başımız belada. Sen de ortadan yok ol. Hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? Hem Ali daha yakalanmadı. Belki gelecek. Hem kalacak yeri yok adamın. O yüzden o evi boşaltmıyorum, başka yere de gitmiyorum. Ali aksini söyleyene kadar buradayım, tamam mı? Şuraya bak ya. Ali nereden buluyor bu baş belalarını hiç anlamıyorum ya. Bak işte biri ihbar etmiş. Yarın öbür gün bu da ihbar eder. Bunda böyle diklendiğine bakma. Çıkarlarına ters düşünce görürsün. En nihayetinde bir suçlu. Ali'yi anlamıyorum ya. Nasıl güveniyor böyle tiplere? Anlayacaksın İlkay. Yakında Ali'nin 5 para etmez olduğunu anlayacaksın. Allah'ım, ne olur Ali'ye yardım et. Ne olur ona bir şey olmasın, ne olur. Emine yapma böyle. Benim içime sindi mi sanıyorsun? Bir de yavrum bildim diyorsun ya bana. Yazıklar olsun sana ya. Gözünü seveyim, gitme. Bak o kadar yoldan geldi. Gir içeri. Say dök. Ama böyle gitme. Azıcık da olsun beni dinle. Hayır. Ben seni ilk tanıdığım zaman dünyada böyle güzel, annem gibi sevebileceğim, sözünün eri insanlar da varmış dedim, biliyor musun? Nasıl inandım ben sana ya?
Ne salakmışım ben ya? Nasıl inanırım ben sana? Kızım. Sus. Kızım deme. Sakın. Oğlum. Çok mu ağrıyor? Şerifim. Yavrum. Bak. Hatırımız için yapma böyle. Ne olursa olsun sen bizim canımızsın. Senin böyle acı çektiğini görmek bize ölümden beter. Ya şu ilacı iç ya da kalk doktora gidelim. Yani böyle acı çektiğini görmek bizi kahrediyor. Tamam hala geçer birazdan sıkma canını. Geçtiği falan yok Şerif. İlacını getiriyorum ve içiyorsun. Herkes benim çevremdeki insanlar gibi riyakar, kalpsiz değilmiş dedim. Daha yüzüne bakılacak, sözüne güvenilecek, sevilecek insanlar varmış dedim. Yanılmışım ya, çok yanılmışım. Emine, yaralama beni böyle. Gel oturup konuşalım. Ama böyle gitme. Siz istediniz bunu ya. Siz yaraladınız beni. Benim gözlerim açılınca ben neyi gördüm biliyor musun? Aslında ben çok yalnızmışım. Kimse için bir değerim yokmuş ki. Beni benden başka düşünen kimse yokmuş. Bunu gördüm ben. Yalnızmışım işte. Yapayalnız bir zavallıymış. Buymuşum. Bu kadarmış. Bazen hep kör kalsaydım diyorum biliyor musun? Keşke kör kalsaydım da dünyanın bu kadar kirlendiğini, bu kadar kötü kalpli insanların olduğunu görmeseydim.
Bu hayata senin için katlanıyorum kızım. Seni yalnız bırakmamak için. Merak etme. Baban hep yanında olacak. Kimsesiz bu evde. İsteğim bir sestir. Üç günlük öncemi.